90 model MK2 ama komple restorasyon mu? İhtiyacı var mı? Bence yok. Bir etrafını gezer misin arabanın? Çizgilere bir bak. Araba bugün benim diyen 2020 model arabadan bile daha düzgün diyebilirim ama yaşı gereği ufak tefek çürükleri, ufak tefek böyle karıncalanmaları var. Arabanın sahibi, abi seni şöyle alalım. Sen şimdi arabandan bahseder misin bize? Niçin bu arabayı aldın? Yeni almış araba. Evet, geçen yaz aslında aldım. İki arkadaş bir araya gelip kendimizi biraz gaza getirdik herhalde. İkimizin de arabaları var. Aslında benim üçüncü arabam bu. Nostalji diyebiliriz. Aslında hobi amaçlı alınmış. Hobi yani. Amaçlı. Hobi günlük amaçlı. Hayatı da kullanmaya başladın değil mi? Yani vallahi, marka vermeyelim ama dört çeker bugün var. D segmenti bir arabadan almadığın zevki bundan almaya başladın. Öyle. Aramızdaki muhabbetten sonra bildiğim için söylüyorum. Evet. Evlendiğin hali gelmesi. Yani alet, araç güzel görünüyor ama ufak ufak kenarlarında problemler. Onları görebildiğimizi zaten yazdık listeye halledeceğiz. Yani genel itibariyle de temiz bir araba zaten. Evet, evet ama yani evladiyelik olması için de 10 sene sonra gene bir şeyler yapmak gerekebilir. Devamlı bir 10 senede bir. Allah ömür versin hepimize. İnşallah. Telefon kapısı kapalı. Bu arabanın içini çektin mi? Çok güzel değil mi? Fazla çekmesek mi acaba? Nazar mı? Nazar mı değil? Yok. Ha? Arka panzot yok mu abi? Sen başla arabaya. Araba 15-20 gün içerisinde teslim. Değerli abi, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Arabayı kaplıyorum. Araba toz olmasın diye. Neden? Neden? İçi çok temiz çünkü. Maşallah. Maşallah. Oğlum iyisin. Gördün mü? Her yerde varsın abi ya. Mavi geldi. Bayağı da. Karşıya geç abi. Aç hemen abi. Aç abi. Biter mi bu aset diyor? Ne yapıyoruz Teko? Biz pütürlüyoruz şimdi aracın altını. Mekanikçi arkadaşlar da altını söküyorlar. Bak bak. Söktükten sonra fütür işlemine başlayacağız. Kolay gelsin. Egzoz aşağı inecek birazdan. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Abi bunları egzozu söküyoruz.
boya bitmiş abi. Boya bitti vallahi. Bir gündür seni bekliyorum. Arabayı buraya hapsettim. Sen de yoktun. Gelmeyince seni bekleyemedim. Ben de arabayı boyadım. Neler yaptık? Bu arka paneli boyadık. Bu yanı komple boyadık. Böyle. Buraya kadar. Ondan sonra bu alt ön paneli boyadık. Böyle altını kapattık. Ta o altlara kadar kapattım. Oraya yapıştır attık. Orayı boyadık. Bu taraftan da bu iki parçayı boyadık. Böyle. O zaman ön 3 parça ve tavan hariç. Bagaj, tavan, kaput çamuluk kalmış. Çamuluğu da almadığıma pişman oldum. Neden yani, abi? Ya bir tane yanda bu kalmış. yani orayı da düzlemem lazımdı. O da kendime kızıyorum şu anda burayı da alsaydım diye. En azından iki yanı tertemiz olurdu. Bu da eski boya kalmaz üstünde. Pasta mı yapacağız şimdi ona? Orayı pasta yapacağız. Şimdi abi toplayacağız arabaları. Şimdi kaportaya çıkartıyorum, söküyorum kağıtlarını, bantını falan. Hı hı. Kaportaya yollayacağız. Orada işte montaj işleri olacak. Ondan sonra da bize gelecek pastacıyla. İşte rütüş falan varsa onlara bakacağız. Sonra yıkanacak. Sonra sen bir kontrol edeceksin. Müşteriye. Müşteriye teslim edeceğiz inşallah. Hadi sökelim matlarımızı. Saçma sapan konuşmalar yazıyor. Açacağım bunu. Egzoz pek zor çıktı abi. Dedim yani zor işi sana bıraktım. Araba çok güzel bir araba ya. Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Pamuk gibi, bir de otomatik ya. Aynen otomatik. Ya ben de şaşırdım. Sembolden falan daha güzel ha. Vallahi. Ben hani şuradan şuraya sürdüm, keyif aldım yani. Yumuşak pamuk bir araba. Bu modellerde otomatik var mı? Ben de ilk defa gördüm. Ben de ilk gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Gene inceliyorsunuz abi arabayı. Evet abi. İlk cam, sahnemiz dükkandaydı. İkinci var. Hidrolik evet. Sistem abi. Hidrolik sistem. Beğendin mi abi arabanı? Vallahi harika olmuş. Çok teşekkür ederim. Araban düzgündü zaten. Sen vallahi komple ben boya diye geldin. Aynen. Çok teşekkür ederim. Yani full boyadan kurtardın beni. Şimdi şöyle bizdeki mantık. Fuzuli para harcatmayı sevmiyoruz. Vallahi. Senin cebinden çıkan benim cebime gelecek ama yani hakkıyla girsin isteriz. Yapılan işlemleri zaten başında da içindeydin, sonunda da içindesin. Ortasını sürüşte de içindesin ama ortasında yoksun abi. O evet. Kısımları izlediğin zaman sen de keyif alacaksın. Bu araba bir hatıra, bir anı olarak evet. Video yayında bizim kanalımız kapanmadı müddetçe. YouTube'u Türkiye'de yasaklamadıkları müddetçe kalacak. Arabanın küçük küçük yerlerinde çürükler çıktı. Zaten belli ediyordu bazı kısımlar kendilerini. Oraları biz kazıdık, etrafını açtık. Bir kısım yerlerine elle parça yaptık, kestik, koyduk. Camlarını söktük. Evet. Camların altlarını temizledik. Beklentiden daha temiz çıktı aslında bakarsan. Yani o birkaç tane hiç görmediğimiz çürük harici gayet güzel temiz bir arabaydı. Yani yaşına esnaden 1990 model bir araç. Evet. Benden 5 yaş ufak. Abisiyim ben. O da amcası. Arkada da MDZ'miz gözüküyor gene. MDZ. Böyle yapacağım MDZ'ye. Neden? Ya abi 5 tane aynı kasadan niye almışım ki ben araba? Bir de ikizi var bunun, biliyor musun bende?
İç dışı yeşil. Yani her şeyini kendi gönlümce hazırladım. Jantını, mantını. Çok güzel görünüyor. Otomatik vites yaptım arabayı. O sana gösterdim mi ben bir tane, ben de başka bir tane. O sır. O kalıcı. O çınara kadar kalacak. Evet. Ne yapalım? Geldik en güzel yere. 1990 model Golf tek kapı aracımızı mini restorasyondan geçirdik diyelim. Aslına bakarsak temiz bir arabaydı ama yaşı itibariyle ya da daha önceki onarımlarında dikkat edilmeyen yerlerinden dolayı küçük küçük paslanmalar, içeriden içeriden büyük hale gelen kısımlar da az olmak şartıyla vardı. Tamamının boyanması arzusuyla sevgili abim geldi. Abi diyorum artık çünkü bize arabasını gelip yaptıran herkesle biz abi kardeş ahbap oluyoruz. Bu tip videoların devamının geliyor olması için bizi şevklendirsinler değil mi abi? Evet. Tabii. Yani ne yapsınlar? Çok kanalımıza önemli. Abone olun. Bol bol yorum yapın. Beğeniyorsanız beğenme tuşuna, beğenmiyorsanız beğenmeme tuşuna basın. O zaman ne diyoruz?